Herkese merhabalar ben Mustafa Cem Pehlivan konuşarak öğren ailesi ile birlikte hazırlamış olduğumuz iş İngilizcesi videolarının bu sefer insan kaynakları departmanı için olan bölümüne devam ediyoruz diyorum. Ee, biliyorsunuz geçen dersimizde bir 9 kelime üzerinden geçmiştik. Evet yanlış hatırlamıyorsam 9 şimdi yine yeni 9 kelime üzerinden geçeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım diyorum. Şimdi birincisi neymiş? Bias. Bias söylemiyorum önce. İlk başta neyi okuyoruz? İngilizce tanımını okuyoruz. İngilizce tanımı şu. A prejudice in favor of one thing or person compared with another in a way considered to be unfair. Aslında arkadaşlar bias ön yargı demektir. Tabi hani birisini veya bir şeyi hani birbiriyle karşılaştırıyorsunuz ve başkaları tarafından aslında adil olmadığı düşünülüyor ama bu aslında birisine iyilik olarak yaptığınız ön yargı olarak düşünülebilir. Örnek de şu. The company has a bias towards younger people. Yani şirketin genç insanlara karşı bir ön yargısı var diyoruz. Kötü mü? Evet kötü. Genç insanlara karşı ön yargımız olmasın. İkincisi breach. Breach neymiş? Diyor ki an acting of breaking love Agreement, promise or relationship. Yani ihlaldir arkadaşlar. Bir yasayı, anlaşmayı, sözü, ilişkiyi çiğnemek demektir. Breach örneğim de şu. Diyor ki, the company was fined $10,000 for breach of contract with their supplier. Supplier nedir? Tedarikçidir. Yani diyor ki, şirket tedarikçi ile olan sözleşmeyi ihlal ettiği için 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı. Geliyorum 12. yani şimdi bu serinin 3. kelimesine. Briefing. Neymiş briefing? A meeting for giving information or instructions. Her zaman Hani toplantı aslında olmasına gerek yok. Bu bilgi veya talimat vermek amacıyla yapılan toplantı demiş. Bazen bilgi olarak da kullanılabilir. Hani bir şeyin kısa bir şekilde anlatılması. Örneğim şu. The new HR manager gave a briefing this morning about the new system which is going to be implemented. Yani yeni sistem hakkında ne yapacakmış? İK müdürümüz bu sabah bir bilgi vermiş. Ama hangi yeni sistem? Yani uygulanacak, yerleştirilecek, yapılacak sistem. Onu nereden çıkardık? Going to be implemented. Uygulanacak olan sistem hakkında. Geliyorum diğer kelimem candidate. Bu sizi çok çok ilgilendiriyor. Neden? E çünkü her zaman bu candidate'lerle e, ilgili, alakalı haşır neşirsiniz. Peki nedir candidate arkadaşlar? Candidate aday demektir. E, Ona önceden söyledim. E a person Who applies for a job or is competing for a position? Yani ya işe başvuracak ya da bir pozisyon için böyle başkalarıyla rekabet edecek kişi. Peki e, örneğim neymiş? There are five candidates competing for this position. Yani bu pozisyon için mücadele eden kaç tane varmış adayımız? Beş tane adayımız varmış. Geçiyorum diğer kelimeye. Diğer kelimemiz Tabii insan kaynakları departmanımızda kullanılabilir ama birçok departmanda kullanılabilir. Cash flow'dur arkadaşlar. Cash flow nedir? Para akışı, nakit akışı demektir. Yani the total amount of money moving into, moving into sorry, moving into and out of business. Yani diyor ki işe giren çıkan toplam nakit para miktarı. Hani hem giren hem çıkan nakit akışını o şekilde kontrol ediyor. Sadece giren değil o sadece o zaman ne oluyor? Gelirimiz oluyor, income oluyor, cash flow para akışı. Örneğin şu birazcık uzun. The business will face a negative cash flow until sales increase by around 50%. Yani diyor ki satışlar yaklaşık %50 artana kadar işletme negatif bir nakit akışıyla karşı karşıya kalacaktır. Yani en azından %50'lik bir satışı yakalamamız lazım. Yoksa ne olacak diyor. Yoksa maalesef şirket olarak topu atacağız diyor. <laughs> evet. Diğeri close. Close'un çok fazla anlamı var. Eminim sizlerin de bildiği gibi. Fakat biz ne yapacağız? Bir işi tamamlamak anlamında kullanıyoruz. Tabii ki kapalı anlamı var, yakın anlamı var fakat close genellikle de hani business e, terminology e, ne kullanılıyor? Hani close the deal. Ya yani anlaşmayı bitirmek. Tamam. Biz bu anlaşmayı hallettik, yaptık anlamında. E, complete a business deal diyoruz zaten burada da. Yani bir hani iş anlaşmasını tamamlamak için kullanılıyor. Örneğin şu. We decided to close the deal with our previous supplier as they were offering the best price. Şimdi diyor ki bir önceki tedarikçimiz en iyi fiyatı hani teklif ettiği için anlaşmayı kapatmaya karar verdik. Anlaşma olur, ihale olur, ne olursa fakat genellikle klozu, klozu deal olarak görürsünüz. Anlaşmayı bitirmek olarak kullanılır. Geçiyorum cohesion. Evet cohesion kelimesini de bilmiyorum. Duydunuz mu? Uyum demektir. Öncelikle hani ben Türkçesini söyleyeyim, sonra şey yapayım. When the members of a group are united. Yani hani bir grubun üyeleri bir konuda birleştiği zaman bir uyum yakaladığında bir harmoni yakaladığında kullanılan bir kelime cohesion. Örneğim neymiş? Diyor ki the team is lacking cohesion. Yani tam tersini söylüyorum. Takım uyumsuz. Takımda uyum eksikliği var. Buradaki lack kelimesi hani eksikliği olmak anlamında kullanılıyor. Cohesion da uyumdur diyorum. Ve Diğer kelimeme geçiyorum. Compulsory. Nedir compulsory? Yine Türkçesini söyleyeyim. Zorunlu demektir arkadaşlar. Zorunlu, gerekli ama tabii neseseriden birkaç tık daha yukarıdadır. E, İngilizcesi şu. When something must be done because of a rule or law. Yani normalde ne seseri dediğimiz şeyler mesela sağlık için diyebilirsiniz, e, ailenizdeki birine söyleyebilirsiniz ama compulsory business'tır, zorunludur. Neden? Kuraldan veya yasadan dolayı bir şey zorunluysa o zaman compulsory kullanıyorum. Örneğin şu, it isn't compulsory to give our employees a private health insurance benefit. Değil mi? Bazı şirketler veriyor. Bazı şirketler ise vermiyor bunu. Neymiş bu? Çalışanlarımıza özel sağlık sigortası ödeneği diyelim veya yardımı diyelim. Benefit ödenek olabilir, yardım olabilir. Verilmesi zorunlu değildir. Tekrar diyorum Çalışanlara özel sağlık sigortası işte yardımı verilmesi zorunlu değildir. Fakat bugün günümüzde birçok büyük şirket bunu veriyor. İzleyen arkadaşlarım da kendilerine onu sorsunlar. Benim şirketim bana özel sağlık sigortası veriyor mu acaba diye bir özel sağlık sigortası reklamı geçiyormuşuz. Evet. Veriyorsa veriyor işaretleyebilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve geçiyorum. Son kelimeme. Son kelimem nedir? Conduct arkadaşlar. Conduct aslında bir şeyleri iletmektir. Elektriği de iletmek anlamında kullanılır. Fakat business'da biz yine ne yapıyoruz? Ee, hani e, ne derler? İngilizcesini söyleyelim oradan çevirelim. Appropriate behavior of a person expected by organization they work for. Ya aslında arkadaşlar bir kişinin hani çalıştığı kurum tarafından beklenen uygun davranışı. Conduct'ın çok fazla anlamı var. Buradaki anlamı noun olarak kullanıyorum. Davranış anlamında. Yani kurum tarafından biz şu davranışı bekliyoruz. Peki ne demişiz mesela? He was dismissed due to unsatisfactory conduct around certain employees. Şimdi bazı çalışanlar hani ee, açısından diyelim buradaki around'u. Tatmin edici olmayan davranışı nedeniyle görevden alındı. Dismiss görevden almak, görevden alındı diyoruz. Burada conduct tekrar altını çiziyorum. Birçok anlamı var. Fakat davranış anlamında kullandık diyorum. Burada da bitiriyorum. Peki hangi kelimeleri gördüm ben bugün sizlerle? Bias kelimesini gördüm. Neydi? Önyargıydı. Breach gördüm. İhlal demekti. Briefing kısa toplantı diyebiliriz değil mi bununla alakalı. Devam ediyorum. Candidate, aday, cash flow, nakit akışı, close buradaki anlamı hani bir anlaşmayı kapatmak. Close the deal dedik. Cohesion, uyumdu. Compulsory, gerekli fakat çok 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 gerekli. Yani must anlamında ve conduct buradaki anlamımız davranışlı diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Beğen tuşuna eğer takip etmiyorsanız hala Takip et butonuna basabilirsiniz diyorum. Herkese keyifli günler diliyorum.